Değerli dostlar, panelin konusu insan hakları ve barış. Özellikle bugün içerisinden geçtiğimiz bu süreçte bu kavramların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Özellikle mevcut siyasi iktidarın kendisi dışındaki bütün muhalefeti düşman gibi görüp bu yönde bir tavır sergilemesi demokrasiye ve insan haklarına en büyük darbedir kanaatimizce. Nitekim düşmanca tavır aslında barışın önündeki en büyük engellerden biridir. Hukuka aykırı şekilde tutuklamalar, gözaltılar maalesef demokratik siyaset alanını daraltmaya çalışıyor. En son dün yapıldı yine. Yani daha önce sadece belli bir partiye yapılan baskılar, hukuka aykırı uygulamalar bugün neredeyse bütün muhalefete uygulanabilir hale geldi. Bunun önündeki en büyük sebep ise siyasi iktidarın bütün meseleleri, toplumun bütün meselelerini güvenlik sorunu haline getirmesi ve bu yönde bir çalışma yürütmesi. Ancak şu da biliniyor ki siyasi partiler demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Bütün siyasi partiler demokratik zeminde siyaset yapma hakkına sahiptir. Ve biz bu hakkı da dün olduğu gibi bugün de savunuyoruz. Şimdi dün yani Türkiye'de ifade özgürlüğü var meselesinde değerli bir insanı ve insan hakları savunucusu Sayın Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması vardı. Ve hukuka aykırı bir şekilde bu hali devamına karar verdi. Şebnem Hoca değerli bir bilim insanıdır. Değerli bir insan hakları savunucusudur. Ve Şebnem Hoca'dan suçlu çıkaramazsınız. Ve Şebnem Hoca da asla yalnız değildir. Biz Şebnem Hoca'nın söylediklerini de aynen destekliyoruz. Bir kez daha belirtmek istiyorum. Yine dün, yani çok uzatmayacağım ben, kusura bakmayın. Dün Paris'te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi'nde yapılan saldırıyla buradan kınıyoruz. Yaşamını yitirenlere rahmet diliyoruz. Bütün halkların da başı sağ olsun diyoruz. İnsan Hakları Derneği özellikle uzun yıllardır barışa ve insan haklarına ihtiyacımız olduğunu dile getiren bir kurum. Ve bugün de aslında bu şartlarda barışın, demokrasinin, insan haklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Biz buralara nice bedeller ödeyerek geldik. Birçok mücadele arkadaşımız bu uğurda yaşamını yitirdi. Biz bu mücadelenin ağırlığının da farkındayız. Bu vesileyle insan hakları, barış ve demokrasi yolunda yaşamını yitirenler anısına sizlere bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.